Sancaktepe Osman Gazi İlkokulu'na ait olan arazi üzerine izinsiz ve habersiz konan halk ekmek büfesinin kaldırılması için okul müdürü ilçe kaymakamlığına resmi talepte bulundu. Talebi değerlendiren kaymakamlık okul müdürünü haklı buldu ve büfenin kaldırılması için Sancaktepe Belediyesi'nden lojistik destek istedi. Sancaktepe Belediyesi de okula ait arazi üzerine konulan halk ekmek büfesini kaldırdı. Bu gelişmeyi siyasi şova döndürmek isteyen İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Sancaktepe Sarıgazi Meydanı'nda bulunan Halk Ekmek büfesi Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından hukuksuz bir şekilde yerinden kaldırıldı. Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar, biz de kaldırdıkları büfeyi İBB'ye ait olan bir yere konumlandırdık diyerek Sancaktepe Belediyesi'ne suç isnat etti. Bunun üzerine Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövcü de hiç zaman kaybetmeden Özgen Nama'ya cevap verdi. E, halk ekmekle alakalı e, belediyemizle ilgili bir e, sıkıntılı bir sürece e, sürüklendik. Şöyle ki halk ekmek üzerinden siyasete... E, insanların ekmeğini e, alet etmek isteyen zihniyet maalesef burada e, bir e, yalan haber üretme e, işine girdi başından anlatmak isterim e, Şöyle ki burada e, daha önceden okulun e, Osman Gazi İlkokulumuz var. Okulun e, arazisi olmasına rağmen ATM'lerin durduğu bir alandı. Fakat okul idaresi buradan ATM'lerin kaldırılmasıyla ilgili e, geçtiğimiz senelerde e, dilekçe vermiş ve ATM'ler kaldırılmış. Çünkü okul oraya kendisine okul aile birliğine gelir getirecek bir e, çalışma düşünüyordu. Fakat bu boşluktan istifade eden e, Halk Ekmek Yönetimi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Halk ekmeklerin, büfelerin nereye konulacağıyla ilgili listeler karara alınmış olmasına rağmen, kimlere verileceğine dair kararlar alınmış olmasına rağmen, bunların hepsini hiçe sayarak bir gece yarısı böyle getirip gece kondu gibi oraya halk ekmek büfesini yerleştirdi. Hiç kimsenin haberi yok. Sabah kalktığımızda halk ekmek büfesiyle karşı karşıya kaldık. Fakat biz Bunların bu provokatör hareketlerini bildiğimiz için Halk Ekmek Büfesi'ne hiçbir şekilde dokunmadık. Neticede e, hizmet veren bir e, yer diye düşündük ve dokunmadık. Ancak haftalar sonra ve burayla ilgili daha sonrasında e, okul idaresi kaymakamlığımıza, ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat ederek büfenin kaldırılması, buranın okullarına ait bir yer olduğunu söylemesine, bunların büyükşehir belediyesine, halk ekmek yönetimine e, ve diğer bize de dahil olmak üzere Sancaktepe Belediyesi'ne de dahil olmak üzere tebligatları yapıldı. Kaymakamlık tarafından kaldırılmasına dair fakat 18 Ocak'tan beri süreç içinde hiçbir kaldırma olmadığı gibi, geçtiğimiz hafta sonu bir de yanına e, İş Bankası ATM'si kondurdular. Yine bir gece yarısı operasyonuyla. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Bankası'yla bir protokol yapmış, e, bir sözleşme yapmış ve e, yerli, e, bu ATM'leri yerleştirecek yerler, burası da hiç kimseye sorulmadan yanına bir de İş Bankası ATM'si kondu. Dolayısıyla okul idaresi bunu ciddi anlamda kendisine sorun etti ve kaymakamlığımızdan da bize buranın kaldırılması konusunda lojistik yardım talebi geldi. Kaymakamlık kendisi kaldırmaya karar verdi. Fakat biz yine de halk ekmek büfesinin hizmetle alakalı bir yer olmasından dolayı oradan kaldırıp daha önce istişare edilmiş olan sahibiyle de görüşülerek şurada da olabilir dediği üç tane yer göstermiştik. Onların birine koyduk. Yani halk ekmek büfesini kaldırmadık. Yani. Yerini değiştirdik. Ancak bunlar ne yapıyorlar? O yeri beğenmiyorlar ve işte Sancaktepe Belediyesi sanki halk ekmeği tamamen kaldırmış gibi oradan alıp getirip tam böyle yaya geçidinin üzerinde e, esnafın muhtemelen tepkisini alacaklardık. Alacaklardır. Öyle düşünüyorum. Halbuki bizim gösterdiğimiz yer hem kent tasarımına uygun hem hiçbir trafiği engellemeyecek şekilde bir yerde duruyordu. Ve bunun masrafına katlanarak sırf e, insanları e, ben şöyle diyorum buna e, kim ve düşmanlığa tahrik etmek amacıyla Sancaktepe Belediyesi halk ekmeği kaldırdı bak biz yeniden koyduk şeklinde bir e, şov yaptı. Maalesef bu halk ekmeğin başındaki şahsın biz bu e, şovlarına seçim dönemlerinden beri alışkınız. Kamera önünde şov, şov yapmayı çok sever. Ama e, bütün e, yalanlarıyla ortaya çıkacak çünkü bizde bütün yazılar var, belgeler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, almış olduğu ve halk ekmek büfelerinin Sancaktepe'de nereye konacağıyla ilgili listeler var. Kaymakamlığın kaymakamlığın yazmış olduğu büfenin kaldırılmasına dair yazılar var bütün bunlara rağmen böyle bir e, maalesef yine ben tiyatro diyorum. Çünkü bunlar siyaseti e, insanların e, ekmeği üzerinden, ekmekle sütle yapmaya başladılar çok çirkin bir şekilde. Bir zamanlar işte bizlere makarnacı vesaire diye koli dağıtmamızı e, sosyal belediyecilik anlayışla yaptığımız e, o çalışmaları e, makarnacı diye aşağılayarak özetleyen zihniyet bugün e, kendisi İnsanların ekmeğiyle ve sütüyle siyaset yapmaya kalkıyor. Oysa halk ekmek bunların icat ettiği bir hizmet değil. Halk ekmek yıllardır hizmet veren bir kurum. Ve hakkıyla yerleri belirlenerek, kurumlarla istişare edilerek e, ihtiyaca binaen konulan halk ekmek büfeleri var. Bunlar maalesef ne ihtiyaç tanıyorlar ne bir... Sadece şov yapmak için büfeyi oradan koyuyorlar, oraya kaldırıyorlar... Biz halk ekmeğin hizmetine hiçbir zaman engel olmadık. Olmay, olmayız da. Çünkü halk ekmeğin mucidi AK Parti'dir. AK Partili Büyükşehir Belediyesidir. Yıllardır da hizmet veriyor. Niye şimdi böyle üstünden şey yapıyorlar? Onlar mı icat etti? Onlar mı halk ekmek hizmetini sunuyorlar? İki günde zaten rezil edecekler bu hizmetleri. Ben ondan çok eminim. Mobil halk ekmek büfeleri çıkarttılar. Milleti aşağılayarak çok özür diliyorum. Herkese ekmek dağıtımı yaparak böyle bir kötü görüntülere de sebebiyet veriyorlar. Yani bunlar tamamen siyaseti kendi seviyelerine çekmek için uğraşıyorlar. Ama biz onların bu seviyesine inmemekte kararlıyız. Halk ekmeği yerinden kaldırmadık. ATM ile birlikte e, gasp ettikleri yerden alınıp başka yerlere yerleştirildiler. Ama onlar tekrar yerleştirildiği yerden alıp getirip başka yere koyup kaldırımın üstüne koyup Sancaktepe Belediyesi'nin kaldırdığı halk ekmeği biz yeniden kuruyoruz şovunu yaptılar. Sancaktepe'de de bir yer tespiti yapılmış aslında yine ana arterde ve oraya konmuş. Dün e, Şeyma Hanım Sancaktepe Belediye Başkanı beni aradı ve üzüntülerini de dile getirdi. Milli eğitimin okul arsasının içinde kalmışmış ve bu konuda milli eğitim buna şikayet etmiş, kaymakamlıkta ısrarla yazı yazmış, ısrarla kaldırın demiş. Sancaktepe Belediyesi de böyle bir eylemi yapmak zorunda kaldı. Ee, Sancaktepe Belediye Başkanı'nın iyi niyetine güveniyorum.